Instagram için gulshahsen.com.tr'den en çok istek alan bayram lezzeti içli köfte. Malzemeleri gelsin. Evde içli köfte yapmanın tüm pratik yollarını size göstereceğim. Ama başlarken değinmem gereken bir konu var. Ben bugün içli köftemi buharda, buhar tenceresinde pişireceğim. O sebeple kıymam yağlı. Eğer kızartacak olsaydım yağsız kıyma alacaktım. Çünkü aksi takdirde çatlardı. Peki şimdi neden yağlı kullanıyorum? Dış çeperimiz sadece bulgur ve irmikten oluşacak. Dolayısıyla çok daha az lezzetli bir malzemeden. Onun lezzetini arttırmak için ise mutlaka kıymamı yağlı kullanıyorum. Ama tekrar hatırlatalım, kızartma olsaydı mutlaka yağsız kıyma olacaktı. Onun dışında dış çeperi için neyim var? Bulgurum ince köftelik, irmiğim, akabinde unum, yumurtam ve arzuya göre salçam var. Bunun dışını bembeyaz yapıp sevenler de oluyor. Biz biraz daha lezzetli seviyoruz, böyle hafif kırmızı olsun diyenler de oluyor. Ben o sebeple salçamı getirdim. İç harcı içinde bol miktarda soğanım, kıymam ve biraz da cevizim var. Şimdi ilk olarak dış çeperiyle işe başlamam gerekiyor. Aynı kısır yapar gibi düşünün. Burada 2 su bardağı bulgurum ve 1 su bardağı irmiğim var. Şöyle bir hafif karıştırıyorum. Ve 3 su bardağı sıcak su koyacağım içine. Ama nasıl? Bulguru ve irmiği hangi bardakla ölçtüyseniz aynı bardağı kullanın. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ve kapağı kapatıyorum. Sıra geldi iç harcımıza. Önce mutlaka soğanları pişireceğiz. Ve ben çok sevdiğim için tabii ki sarımsak ilave edeceğim. Bir de bugün içli köfteyi kıyma makinesinde hazırlayacağız. Yani öyle yarım saat yoğurmamıza, bir yarım saat dinlendirmemize gerek yok. Hamuru makineden çekeceğiz. Ondan sonra aparatı takıp mis gibi dolduracağız. Tavam ısındı. Hemen şöyle soğanlarım için zeytinyağı ilave ediyorum. Soğanların üzerine hızlı yumuşaması için tuzum. Şöyle bir karıştıralım. Bu aşamada opsiyonel olarak tabii ki sarımsak. Orta boy 2 diş düşünebilirsiniz. Ben biraz küçük oldukları için fazla ekledim. Soğanlarım hafif yumuşayana kadar kavuruyorum. Soğanlarım hafif yumuşadı. Hemen kıymamı alacağım. Yavaş yavaş soğanlarla birleştiriyorum. Kıymalarım tane tane olsun diye birazcık su ilave edeceğim. Kıymam, soğanlarım güzelce kavruldu. Şimdi sıra geldi baharatlara. Sadece soğan için tuz ilave etmiştim. Hemen bir çay kaşığı daha ekliyorum. Karabiber çok yakışıyor. Mutlaka ilave edin. Ve ben çok sevdiğim için biraz da kırmızı toz biber ilave edeceğim. Şöyle dolu dolu. 1,5 çay kaşığı. Ocağın altını kapatıyorum. Ve bu aşamada cevizlerimi ilave ediyorum. Arzu edenler yine bu aşamada maydanoz da ilave edebilir. Ama ben buharda pişireceğim, yoğurt ve salçalı sosla servis edeceğim için eklemiyorum. İç harcım rahatça soğusun diye geniş bir tabağa alıyorum.
dış çeperimi artık hazırlamaya başlayabilirim. Şu an sadece malzemeleri bir araya getireceğim. Dış çeperimde hiç tuz yok. Sadece tuz ilave ediyorum. 2 çay kaşığı. Birbirine tutunsun diye unum var. Unumu ilave ettim. Tercihe bağlıdır salça. Benim tercihim biberden yana. Bölebilirsiniz de domates ya da biber. Ya da hiç koymayabilirsiniz de. Ve 1 adet yumurta. Güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemeyi karıştırdım. İlk kıvamınızın böyle olması lazım. Eldivene biraz yapışıyor, göstereyim. Şimdi kıyma makinesinde nefis bir hamur elde edip kolayca içlerini dolduracağım. Gördüğünüz gibi iç harcımı hiç yoğurmadım, sadece karıştırdım. Dış çeperi için biliyorsunuz yoğurma işlemi çok önemlidir. Yarım saat çiğ köfte tepsinizde yoğurmanız gerekir ama ben kıyma makinem sayesinde hızlıca hazırlayacağım. Düğmeye basıyorum. Hamurum hazır. Şöyle kıvamını görmenizi istiyorum. Aynen böyle olması lazım. Şimdi içli köfte aparatını takıp hemen içli köftelerimi hazırlayacağım. Kıyma makinemden bıçağını çıkarttım. Tık yaptığınız anda açılıyor. Şimdi bakın, bu içli köfte aparatıdır. Bunu kıyma makineme yerleştireceğim. Kıyma makinesinin içli köfte aparatını taktım. Bütün bu haznede bütün aparatlarını bulabilirsiniz. Kolayca da saklayabilirsiniz. Şimdi dikkatli bir şekilde hamurumdan alıyorum. Hazneye koyuyorum. Düğmeye basıyorum. İncecik hamurum hazır. Dikkatli bir şekilde alıyorum. Bakın, yumuşaklığını ve inceliğini özellikle görmenizi istiyorum. Bu küçüklükte elde yapmak çok zor oluyor. Şimdi ben önce her zaman hamurlarımı hazırlarım. Bu şekilde de dinlenmiş olur. Sonra hepsini eşit boyutta kesip pıt pıt dolduracağız. Hamurlarım hazır. Bir kısmı da arkada. Hemen dikkatli bir şekilde bir tanesini alıyorum. İstediğiniz boyutta keskin bir bıçakla kesin. Ne kadar büyük istiyorsanız şöyle olur, şöyle olur. Ben biraz böyle minik severim, özellikle buharda pişeni. Hemen şu boyutta kesiyorum. Peki sonra ne yapacağız? Dibini şu şekilde bükerek ince bir şekilde kapatıyorum, sivri. Arada parmaklarınızı ıslatın. Bu arada eldiven takamıyorum, kusura bakmayın, çok yapışıyor çünkü. Şimdi çay kaşığıyla, bakın harcım soğudu, bu çok önemli. Hemen onu da şöyle yakınıma alayım. Dikkatli bir şekilde içini dolduruyorum. Yaparken de çeperlerin inceliğini görebilirsiniz. Doldurduktan sonra yine aynı şekilde bükerek kapatıyorum ve birleştiriyorum. Sonra elimle düzlüyorum. Ucu böyle sivri seven var, düz seven var. Nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Parmak uçlarınızı ıslatarak bu şekilde yaparsanız kolay kolay da çatlamaz. Şimdi hemen ilkini koyuyorum. Aynı boyutta göz kararı şöyle bakıyorum. Bir tane daha kesiyorum. Bakın, iki ucu da açık. İnceliği aynen bu şekilde. Hemen öbür kısmı kapatıyorum. Ve yine çay kaşığıyla dolduruyorum.
İkincisi de hazır. Şimdi hızlı bir şekilde bütün hamurlarımı dolduruyorum. İçli köftelerim hazır. Hepsini doldurduk. Şimdi buhar tenceresini kapağını açıyorum. Ama öncesinde alttaki suyun yukarıdaki hazneye değmesine engel olun. Çok fazla doldurmayın. Bu şekilde bence diyettekiler de yiyebilir. Çok fazla sıkıştırmadan tenceremi doldurdum. Şimdi kapağı kapatıyorum. Ocağın altı kısıkta bu şekilde bir 15-20 dakika pişecek. Artanı da beklerken buzdolabında tutacağım. İçli köftenin ilk turu pişti bile. Hemen kapağı açıyorum. Şöyle size göstereyim. Çok sıcak. Dikkatli bir şekilde şimdi bunu servis tabağına alıyorum. İlk turumuz hazır. Bunu çok güzel yoğurt ve biber salçası sosuyla servis edeceğim. İçli köftelerimi aldım yakınıma. Hemen servis tabağıma. Şöyle sizin için en güzellerinden seçiyorum. Üstüne yoğurt ilave ediyorum. Ve tabii ki salça. Buharda ilk defa deneyecekler için şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi sırada bayram pilavımız var.